Türkiye Televizyonu'ndan merhaba sevgili izleyenler. Bugün gündem özel programını gerçekleştireceğiz. Program konuğu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bayağı bir gündem yoğundu ve bu gündemin de üzerinizde oynanan bir takım unsurlar gelişti. Sizi program konuğu olarak almamızın en büyük nedenlerinden biri de bu. Çünkü ciddi bir suçlamayla karşılaştınız ve akabinde çıktınız, bir basın toplantısı düzenlediniz ve orada kullandığınız bir ifadeyi de Cumhur İttifakı'nın temsilcileri dedi ki bu bir skandal. Ama kamuoyundan da şöyle bir şey geldi. Ya, Sayın Kuşoğlu en gerçekçi, en doğru açıklamayı yaptı gibi pek çok da kabul gören ifadeler alındı. Şuydu, devlet koruyamıyorsa tabancamı çeker gereğini yaparım. Evet. Yani şimdi yandaş medya diyeceğiz, mecburuz çünkü bu taraf tamamen bunu işledi. Yani sizin yaptığınız basın açıklamasının önünü arkasını vermediler. Cımbızlar çektiler bu kelimeyi aldılar. Biz şimdi kamuoyunu, izleyicilerimizi aydınlatmak adına bunun öncesini, sonrasını konuşalım isteriz. Neydi o günkü basın açıklamanızdaki gerçek ifade etmeye çalıştığınız düşünce? Evet. Muharrem Bey, çok teşekkür ederim bu soruyu sorduğunuz için. Buradan başladığınız için tam işi Göbeğinden başladık uzatmadan çünkü. evet tam en önemli yerinden, püf noktasından başlamış olduk. Şimdi Çubuk'ta yaşanan hadise bir devlet erkanına ve onunla beraber orada bulunan bir şehit cenazesinde bulunan, yani bir devlet töreninde bulunan, bayrağı Türk bayrağına sarılı tabutta yatan bir şehidimiz için, bir milletin evladı için yapılan bir devlet töreni sırasında devlet erkanına yapılan bir linç girişimiydi. Terbiyesizliğin falan ötesinde bu çok önemli bir nokta bu. Bir linç girişimi, devlet erkanına bir devlet töreninde yapılan linç girişimi. Siz dediniz ki üzerimizde oynanan oyunlar keşke sadece bizim üzerimizde oynanmış olsaydı ve bu devlet töreninde devlet töreni kullanılarak Türkiye üzerinde büyük bir oyun oynandı. Oynanmaya Asıl çalışıldı. amaç o. Asıl amaç da oydu zaten. Yani bizim Allah'a şükür ben inanan bir insanım. Belli bir yaşa geldim. Bu yaştan sonra çoluk çocuğum var. Allah bağışlasın. Yani öbür taraf için de hazırız bir taraftan. Yani o anlamda söylemek istiyorum. Ve bu tabii ki bu ülke için, bu devlet için, bu millet için olduktan sonra da Hiç şehadet tasa etmeyiz diyorsunuz. tabii şehadet şerbeti içmeye hazırız. Şimdi o gün bizim biz tehlikedeydik. Linç edilme riskiyle karşı karşıya kaldık ama genel başkanımızla birlikte. Ama Türkiye büyük bir oyunla karşı karşıya kaldı. Çünkü oraya gittiğimizde o oyunun planlı olduğunu, organizasyon olduğunu görmüştük. Çünkü Arkadaşlar görüntüleri de alalım bu ara. şöyle o dört o Çubuk'taki şehitle beraber dört şehit vardı Çukurca'da. O Çukurca hadisesinden 2 gün önce üç şehit varmış gibi gece sosyal medyadan yayınlar yapılmıştı. Genelkurmay öyle bir hadise olmadığı ile ilgili açıklama yapmak zorunda kaldı. Bakın orada üç şehit varmış gibi 2 gün öncesinde açıklama şey yapılıyor sosyal medyada. Evet. Yalanlanıyor Genelkurmay tarafından. 2 gün sonra bu dört şehit aynı yerde söz konusu oluyor. Cenaze töreni Çubuk'ta cumartesi günü ikindi de yapılması gerekirken öyle açıklanmışken tutuluyor. Akkuzulu'ya Çubuk alınıyor. merkezde yapılması Merkezde, gereken ilçede tören yapılması gereken köye tören alınıyor. köye alınıyor. İkindi yapılması gereken tören bir gün sonra öğlen yapılıyor. Ve şimdiye kadar Çubuk'ta Çubuk'ta epey bir şehidimiz var. Bugün de bir şehidimiz Şimdiye vardı. kadar Merkezde yapıldı. hepsi merkezde Köye yapılmış. götürüldü. Köyde yapılmamış.
Ve biz gittiğimizde de bize karşı halk galeyana getirilmişti. Yani o insanların durup dururken o kadar taşlar atması, devlet erkanına bir şehit cenazesinden bir Anadolu insanının o hale gelmesi durup dururken olacak şey midir? Bir şehit cenazesinde Görülmemiş bir şehit şey. bayrağı, Türk bayrağına sarılı bir cenaze var orada. Bir şehit var. O insanlar öyle bir terbiyesizlik yapacak. Sen onların acısını paylaşmaya gitmişken, milletin evladıdır şehit. Sen oraya gitmişsin, devlet törenindesin. Sana bu terbiyesizliği yapacaklar. Mümkün müdür? Hatta daha ötesi Bir cenaze safında işte namaz cenaze hazırken namazını, namazla başlıyor. tabii cenaze Tehditler, namazını hakaretler diz kıldırmayacaklar. boyu. Doğru, saf tutulmayacak. Anormal görüntüler falan var. Onu bir şehit ailesi yapmaz. Bir oranın Yapmaz köylüsü tabii. Yani yapmaz diye bunlar düşünüyorum. yaptırılır. Bunlar organize Evet. edilmişti zaten. Yani orada bulunan herkes tarafından bunlar görüldü. Şimdi bütün bunlar oldu, yaşadık. Bir oyun olduğu, organizasyon olduğu çok net. Bununla ilgili olarak devleti yönetenlerin ne açıklaması yapması lazım? Utanması lazım. Özür dilemesi lazım. Bunu yapanları, yaptıranları kınaması lazım, değil mi? Evet, Hayır, tabii ki. bunlar söylenmedi. Bunlar söylenmedi. Söylenmediği gibi Hatta yani niye devleti gittiniz, ne işiniz ne vardı, işiniz ne var, niye yaptınız da böyle gittiniz de. şeyle Evet, karşılaştınız gibi nasıl? suçlamalar. Evet. Ve genel oradaki milletvekilleri genel başkanlarını koruyamadı gibi açıklamalar. Yani rezalet üzerine. Yani Hatta sizin bunlar orada daha büyük. olmadığınızı söyleyecek kadar bir yalan da çıktı. Evet. Her Ama şey boş altı, yani siz oradasınız, görünüyorsunuz. görüntülerimiz var İşte zaten. minibüste olay yerine genel başkanla birlikte gidiyorsunuz. Efendime söyleyeyim, yolda protesto duyumlarını alıyorsunuz. Dönebilirdiniz orada, yeterli güvenlik alınıncaya kadar girmek de istemeyebilirdiniz. Ama her şeyi göze alıp girdiniz. Şimdi bütün bunlardan sonra genel başkanlarını koruyamaz deyince ben de o zamana kadar susmuştum, konuşmadım. Konuyu çok fazla büyütmek Cevap hakkı istemedim doğdu. çünkü bu devletimizle ilgili büyük bir şeydi, sıkıntıydı, utanılacak bir şeydi. Ama kalkıp da devleti yönetenlerin bunları söylemesi çok üzdü beni. Kalktım dedim ki eğer devlet erkanını koruyamıyorsa, ben güçsüzüm, ben devlet erkanını koruyamayacak kadar aciz bir devletim diyorsa devleti yönetenler, o zaman ben milletvekili olarak korurum dedim. Gövdemi koyarım, silahımı çekerim, korurum. En doğal bir Ama ben bu ifade devletin verilecek. bu kadar aciz, bu kadar şeyden, gücünden uzak olduğunu düşünmüyorum dedim. Bu devlet güçlüdür. Türkiye Cumhuriyeti güçlüdür. Muhakkak. Kendi devlet Onu şey. erkanını koruyamayacak bir devlet değildir. Bu kadar. Yani maalesef bu hadise Türkiye Cumhuriyeti tarihine çok kötü, kara bir gün olarak geçmiştir ve arkasından devleti yönetenler tarafından yapılan açıklamalar bu Daha kara vahim. günü daha da karartmıştır maalesef. Çok daha koyulaştırmıştır o karayı. Alınlarına, o yönetenlerin alınlarına o kara leke Sayın çalınmıştır. Başkan, bu Çok üzüldüm yani. bir acaba o Yazıktır, günahtır. açıklamalarda bulunan yöneticiler bir suçluluk duygusunun içinde hissettikleri için midir? Nasıl yorumlarsınız onu? Yani burada bir hatanın olduğunu kabullenmiş bir ezikliğin diyelim daha doğrusu, verdiği Tam aklama tersine, girişimi mi kendi? yani bir hata olduğunu kabul etmek şöyle Erdemliktir. dursun. Tabii o erdemliktir, bir yanlış oldu, yanlış yapıldı denebilirdi, özür dilenebilirdi. Ama tam tersine, ya niye gittiniz biraz önce sizin söylediğiniz gibi, niye oraya gidiyorsunuz? Bu adamları o kadar kızdıracak kadar ne yaptınız gibi Evet, çok saçma sapan, akla doğru. ziyan, Evet, çok utanılacak açıklamalarda sıkıntılı bulundular. Ya açıklamalar. şimdi ben bir milletvekili olarak bir milletin evladı şehit olmuşsa onun cenazesine gidemeyecek miyim? Gittiğiniz yeri sorun diyor. Şehit cenazesine gittik, şehit evine gitmedik. Şehit evine gidildiğinde tabii ki biraz daha sorulur, zamanı vesaire şey yapılır, üzerinde Taziye çalışılır, öyle heyeti gidilir. özellikle gidilirse haber verilir. Ama bir şehit cenazesine gidiyorsunuz, devlet töreni var şehit cenazesinde. Devletin kontrolü var. Devlete emanetsiniz, millete emanetsiniz. Şehit gibi tabuta sarı, şey bayrağa sarılı tabutta yatan
şehit gibi siz de devlete emanetsiniz o oranda. Evet. Yani bunun izni mi olur? Efendim şimdi bir de İçişleri Bakanı'nın açıklaması var. Der ki işte Sayın Kılıçdaroğlu'na biz 18 tane, 16 mı 18 tane koruma verdik. İşte 4 korumayla gidildi. Ya şurada şu gariplik yok mu? Yani tamam Sayın Kılıçdaroğlu'na verdiğiniz koruma sayısı 15 olur, 30 olur neyse. Ama koskoca devlet olarak siz bu olaya sebebiyet veren bir yapıyı suçlamadan yani sayısal bir koruma Sayın Kılıçdaroğlu'nun korumalarına yüklemek doğru mu? Peki orada 4-5 koruma değil de 15 koruma olsaydı ne fark ederdi? Yani oradaki O insanların kalabalıkta arkadaşlar linç verdi etme görüntüleri girişimi söz mümkün değil. konusuydu. 15 koruma olsa ne fark ederdi? Yani Evet ya bu bütün korumalar 18'i de o gün orada olsaydı ne olacaktı? Fark eder miydi? Yani bir mümkün linç değil. girişimi var devlet erkanına, ana muhalefet liderine, bir milletvekili heyetine. Linç girişimi var ya. Bundan bahsediyoruz. Devleti yönetenlerin utanması gereken bir şeyden bahsediyoruz. 18 koruma o gün orada olsa ne fark ederdi? Vallahi dört tane bakan vardı orada Linç korumaların girişimi hiçbiri. organize edilmişti Evet. diyoruz Muharrem Bey. Bir de şu var. Aynı saatlerde İstanbul'da birkaç yüz bin Cumhuriyet Halk Partili Maltepe'de toplanmıştı. Miting vardı evet. O mitinge diyelim ki biz duyarlı olmasaydık. Genel Başkanımız iki kere Ekrem Bey'i aradı, İstanbul'u aradı. Ekrem İmamoğlu'nu, ben iyiyim. Orada provokasyona izin vermeyin diye konuştu. Ben aradım aynı şekilde arkadaşlarım. İl Başkanı, İstanbul İl Başkanı arayıp aynı şekilde konuştuk. Meydan vermeyelim diye. Ya, Bir galyana gelmemeleri için provokasyona. evet Ayrıca sakinleştirmek. olay duyuldu, medyadan yayıldı. Bütün CHP'liler arabalarına atlayıp Çubuğa gelmek istediler. Aman gelmeyin, genel merkezin önünde olun dedik. Yani birkaç yüz araba, birkaç bin partili çubukta olsaydı muhakkak herhalde Tabii olaylar tabii çıkardı. Allah korusun çok büyük bir Yani bütün facianın bunlar, eşiğinden dönüldü. biz bu kadar sorumlu davranırken devleti yönetenlerin bu kadar sorumsuz davranması, bu kadar lakayt olması insanı üzüyor. Evet. Arkadaşlar bir de Kemal Bey'in alındığı evin önünü gösterebilir miyiz? Fotoğraf ve video olması lazım. Orada dikkat çeken bir şey var. Efendim şimdi şehit cenazelerinde genelde siz de bahsetmişsiniz zaten bir güvenlik koridoru oluşur. Evet. Yani Kocatepe'de kılınan şehit cenazelerinde de gördük. Başka farklı alanlarda da gördük. Yani protokol özellikle ayrı bir koridordan geçirilir. Güvenlik. Yani hiç fark etmez o koridordan geçen siyasinin hangi partiden olduğu. Yani hangi partinin genel başkanıysa geçer oraya korunur. Böyle bir şey var mıydı orada? Yoktu herhalde. Belli bir yere kadar vardı. Daha Fotoğrafı sonra düzeltelim arkadaşlar. Bakın. bizim bulunduğumuz yerde ise yoktu. Şurada. Protokolde bizi cenaze namazından önce bizi aldıkları protokolde aldıkları yerde bizim hemen solumuzda şey yoktu. Ben de zaten orada kalmıştım. O protestocuların içinde kaldım ben tümüyle. Evet. İlk Arkadaşlar evet geldiğimizde. şurayı bir Evet. ilk görüntüyü bir alalım. Bakın şurada takım elbiseli olanları ben güvenlik zannediyordum. Şu ortadaki İhsan Erman partili bir vatandaş ve yanındakiler de işte yeğenleri, kardeşleri falan. Yani eve alındığı halde bile bir güvenlik kapının önüne yok. Dışarıda linç girişimi için büyük bir kalabalık saldırıya hazırlanıyor. Hatta bu grubun verdiği fotoğraflardan baktık. Pek çoğunun elinden keserler, demir çubuklar alınıyor. Tekrar elde edilmesin diye çatıya atılıyor. Çatılardan yani kimsenin eline geçmesin diye. Ya evde bile eve alındığında bile yakın o evi denilirken dışarıda belki evet bazı korumalar var. Daha sonra Emniyet Genel Müdürü falan geldi ama asıl genel müdürün talimatıyla şu evin yakın etrafı güvenlik olması lazımdı. Tabii. Yani partililer korumuş burada da onu da dikkat etmek gerekiyor. Efendim peki şimdi şöyle bir şey diyelim. Bu linç girişimi. Yani bunun başka bir tarifi yok. Ama bunu spontane gelişen bir olay olarak göstermeye çalıştı. Evet. Başka arkadaşlar. Ve kamuoyu vicdanında da bu linç girişimi olarak algılandı. Emin olun öyle algılandı. Yani bunun AK Partilisi de, Milliyetçi Bakın Hareket Partilisi şu de fotoğrafta görüyorsunuz
protokol bu şekilde duruyor. Şurada askerler var. Bunun sağına doğru. Arkadaşlar yani bu fotoğraf dursun lütfen. Cenaze bu tarafta. Bizim heyetimiz daha henüz genel başkan görünmüyor. Bizim bu şeyden sonra şu askeri üniformalıların da öbür tarafındayız biz. Ve halkın içindeyiz. Şimdi evet siz genelde şehit cenazelerinde ben fark ettim. Karşılaştığım çok şehit cenazesinde siz dikkat ediyorum. Genel başkan olduğu yerde değil halkın içinde bulunmayı tercih ediyorsunuz hep. Bazı siyasi arkadaşlar da aynı şekilde davranış gösteriyor. Efendim bakın burada Mansur Bey var. İşte Mansur Bey ile gelen meclis üyesi arkadaşlar var. Şurada Cihan Paçacı var. Cihan Paçacı'yı da ben aldım konuk olarak. Biz dedi safta cenaze namazı için yerimizi aldık. Kemal Bey de oraya geliyor. Evet. Biz daha sonra evet daha sonra geliyoruz. Şu evet. iki arkada sürekli taciz, sürekli hakaret, sürekli Kemal Bey'e yönelik. Ve ben dedim ki yanımdakine arkadaşlar buranın şekli karışıyor. Biz çıkalım gibisine bir ifade kullandım diyor. Ama bakın ikinci sırada boydan boya askeri öğrenciler var üniformalı. Evet. Aslında müdahale edilse namaz öncesi kimse ağzını açamaz. Açamaz tabii. Açamazdı. İstenirse yani burada ciddi... tabii ki istenirse yapılırdı. Evet. Bir de dikkat çeken izleyicilerimiz de bunu bilme hakkı var. Çünkü arkadaşlar bakın öyle bir şey yaratılıyor ki Kemal Bey geldikten sonra diğer ekip yani Mansur Bey'in meclis üyeleriyle ve partililerin ekibi o kalabalık tarafından ters tarafa itiliyor. Yani Kemal Bey yalnızlaştırılıyor. Yani Sayın Bülent Kuşoğlu da istese, Mansur Bey de istese, arkadaşları da istese mutlaka istemişlerdir. Kemal Bey'in cenaze namazından sonra yanına gitmeleri mümkün değil. Yani evet. Aldığımız tanıklardan ifade bu. Şimdi efendim bir de bu mecliste araştırma önergesi verdiniz. Çok ilginç. Yani evet. Böyle bir şeyin araştırılması istenmez mi? Adalet Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri tarafından reddediliyor. Yani bunun nasıl bir mantığı olabilir? Nasıl yorumlarsınız bunu? Çünkü bu işin arkasındaki kurumsal yapı, üst akıl ortaya çıksın istenmiyor. Bunun için araştırılması istenmedi. Zaten yargıyla ilgili soruşturma da maalesef bu nedenle engellendi. Yani savcının da bir açıklaması düştü zaten basına. Yakalayın, ifade alın, bırakın. Bırakın. Aynen öyle. Arkasındaki üst akıl ya da akıllar sadece bir tane değildir. Akıllar ortaya çıksın istenmiyor. Evet. Konu bu kadar basit. Arkadaşlar bir de grup toplantısında Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını verelim lütfen. Şehit cenazesiyle alakalı olan. Onu verelim çünkü önemli. Efendim onu da bir izleyelim. Biz bunlar mümkün olduğu kadar vatandaşı doğru bilgilendirme. Evet sesini açalım. İlçe başkanımız arkadaşlarla birlikte şehit ailesini ziyaret ettiler. Saygılarını, üzüntülerini, başsağlığı dileklerini ilettiler. Sonra şehit cenazesine ben ve arkadaşlarım birlikte gittik, katıldık. Cenaze namazını doğru dürüst kıldırmadılar. Bir grup. Önce şunu söyleyeyim. Akkuzu köyünün sakinlerine bir şey söylemiyorum. O sakinlere benim saygım vardır. Benim gündeme getirmek istediğim provokasyon yapan ve kışkırtan insanlardır. Dolayısıyla Yener Kırıkçı şehidimiz Allah'tan rahmet dilemek, başsağlığı dilemek, hem aileye hem milletimize dilemek bizim boynumuzun borcudur. Bunu zaten yapmak zorundayız. Sloganlar, hakaretler. Ya bırakın bari bir namaz kılınsın. Ya bırakın bari bir Fatiha okunsun. Ya bırakın bari bir helallik olsun. İzin vermiyorlar. İçimden geçirdim. Ya bunlar gerçekten Müslüman mı? Bunlar gerçekten şehide saygı gösteriyorlar mı? Bunlar gerçekten de şehit ailesine saygı gösteriyorlar mı? Bana yapılan linç girişiminden çok şehit cenazesine yapılan haksızlığı ben eleştiriyorum. Benim için fark etmez. Bir canımız var. Benim için var.
Şehit cenazesine yapılan hakaret, şehit cenazesine yapılan hakaret benim vicdanımı derinden yaralamıştır. Şehit cenazesi, ya şehit cenazesi. Başka bir şey değil ya. Nasıl siz bunu yaparsınız? Bırakın bari bir namaz kılınız. Arkasından bir linç girişimi. Saldırı diyorlar, protesto diyorlar. Açık ve net söylüyorum. Bir linç girişimiydi. Bunu yapmak istiyorlardı. Evet, Sayın Başkan, izledik Sayın Kılıçdaroğlu'nu. Ben de kendisini iyi tanırım. Çok naif bir insan. Son derecede vatansever, yani şehitlere saygılı bir insan. Gerçekten söylediği gibi, yani hem Türkiye'nin bu şehitlerin sürekli olmasından büyük kaygı duyan, üzüntü duyan, her defasında açıklayan bir lider. Ve PKK'nın da saldırısına uğrayan bir lider. Artvin'de. Öyle değil mi efendim? Öyle tabii. Ha, PKK şimdi, saldırısına evet, uğrayan tek lider evet, Kemal Bey. Şimdi o şehit cenazesinde işte duyduk Bay Kemal terörist dışarı bilmem ne falan PKK ile işbirliği yapıyorlar falan. Bakın geçen gün bir basına bir hadise düştü. Yani bir ifade. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Türkiye yönetimi Suriye demokratik güçleriyle yani PKK PYD ile görüşme durumunda. Görüşüyorlar diyor. Buna bir açıklama geldi mi hükümetten, yalanlama? Evet, veyahut da siz takipçisi misiniz bu konunun? Tabii ki. Ben bununla ilgili bir tweet de attım, açıklama yaptım. Bizim basın sözcümüz, Genel Başkan Yardımcımız Faik Öztrağ'ın da dünkü basın toplantısında konuyla ilgili açıklaması vardı. Dediğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı diyor ki, birkaç kere bunu söyledi. Türkiye diyor şu anda bizimle beraber diyor şeyle görüşüyor, SDG ile. Yani SDG nedir? Suriye Demokratik Güçleri. Suriye Demokratik Güçleri'ne PKK ve YPG. YPG ve PKK ile görüşüyor diyor. Ya bu net bir şekilde bunu ifade ediyor. Evet. Şimdi bize saldıranlar diyor ki siz PKK yani HDP ile şey yaptınız. Özleştirerek. Evet, bize ya bu PKK ile görüşüyor. YPG ile görüşüyor. Sen onlara bir şey demiyorsun. Kalkıyorsun, sen bizi linç etmeye kalkıyorsun. Bu nasıl bir kafadır? Allah'tan korkmuyor musun? Bu kadar imansızlık olur mu? Evet. Evet. Bu kadar imansız, evet, bu kadar kafasız, idraksız, imandan yoksun bir kitle olabilir mi? Evet. Bu nasıl Türk evladıdır? Şimdi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Bu kadar imansız, idraksız bir şey olur mu insan? Görüşen, PKK ile YPG ile görüşen mevcut iktidardır. Efendim Kandil'le de görüşüldü, Abdullah Öcalan'la da görüşüldü, işte Dolmabahçe müzakereleri yapıldı, yurt dışında tabii yapıldı. Yani habur açıldı, bir sürü dağdan inen teröristler alındı, bir günde çadır mahkemelerinde bunları yasakları yaptı? Kalktı. Yani onlar bunları hafızalar yaptı? Da bu tabii iktidar ki yaptı. AK Parti yaptı bütün bunları. Şimdi kalkıp da bunları görmeyeceksin, kör olacaksın, idraksız ve imansız olacaksın, bize hücum edeceksin. Evet, evet. Çok çok net olarak işte görüşen, PKK ile görüşen hükümettir. Hükümetin bu konuda hiçbir açıklaması da olmadı. Hiçbir açıklaması ben yok, duymadım. Ben öyle bir şey yapmadım da diyemedi. Evet. Diyemiyor da. Şimdi HDP, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi bir partisi. Evet. Seçimlere giriyor, yasalara göre. Seçime girme hakkını elde ediyor. Seçmenleri var. Hazine yardımı alıyor. Milletvekilleri var. Grup toplantısını yapıyor. Yani şimdi HDP ile yani yasal bir parti. Yani neden görüşülmesin? Neden ülkenin menfaatleri doğrultusunda bir takım müzakereler yapılmasın? Ben bunu anlarım. Ama PKK ile veya onun uzantısı terörist güçlerle yapılan görüşmeleri de anlamak mümkün. İçişleri Bakanı'nın açıklaması var. Geçen hafta Habertürk televizyonuna çıktı. Orada 1,5 saatlik galiba bir program yaptı. Orada bizim dedi Cumhuriyet Halk Partisi ile PKK'nın görüştüğüyle ilgili hiçbir bulgumuz yoktur dedi. Hiçbir tespitimiz yoktur dedi. Aynen. İçişleri Bakanı bunu söyledi. Şimdi kalkıp da bunlara rağmen bunları yapanlar gerçekten idraksız ve imansız adamlardır. Evet. Yani
izandan yoksun adamlar. Sizi çok üzülmüşler. Haklısınız. Ya, haklısınız. Gerçekten Bey, haklısınız. Üzülmemek mümkün değil. Yani bazı devletin ayarları da oynanmış. İdraksız olmasına üzülmemek mümkün değil. Evet. Efendim bir de tabii bu şeyi bir geride bırakalım. Türkiye İttifakı diye bir söylem çıkardı Sayın Cumhurbaşkanı. Fakat buna Sayın Bahçeli çok büyük bir çıkış yaptı. Sayfalarca bir açıklama yaptı. Dedi ki mutabakatın adresi zillet değil, cumhurdur. Yani Cumhur İttifakı'nı gösterdi. Başka ittifaklara gerek yok. Ben buradan Adalet Kalkınma Partisi'ne de partnerime de çağrı yapıyorum. Bir açıklama yap dedi. Sayın Cumhurbaşkanı bir gün bir açıklama yaptı. Orada kullandığı ifade şu. Çok çelişkili buldum çünkü. Terörle el ele olanlar bizimle ittifak halinde olamaz. Ben burada ilk aklıma gelen HDP'yi kastediyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde onu da İYİ Parti'yi de bu kefeye koyuyor denilebilir ama sonraki açıklaması çok önemli. Dedi ki Türkiye İttifakı diyerek 82 milyon vatandaşın ortak payda altında bir araya gelmesi idealini hayata geçirmek istiyorum. Yani şimdi 82 milyon dediğin zaman İYİ Partisi de içinde, Cumhuriyet Halk Partisi de içinde. Nasıl yani hem oraya hem Bahçeli'ye bir yeşil ışık hem bu tarafa bir yeşil ışık gibi algılanmaz mı bu? Öyle oldu zaten. Biliyorsunuz Türkiye İttifakı ile ilgili söyleminde bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi'nin yani Sayın Bahçeli'nin Antalya'daki Milliyetçi Hareket Partisi kampından sabahleyin bir açıklaması oldu. Türkiye İttifakı'nı reddediyoruz dedi. O gün 21'iydi. İşte o gün çubuk saldırısı oldu. Ertesi peş günde, peşe geldi. Ertesi günde Türkiye İttifakı söylemi bitti. Şimdi bitti falan deyince Erdoğan söylemini Türkiye İttifakı işte Cumhur İttifakı ile çelişmez falan filan gibi açıklamalar yaptı. Öyle değil o iş. O iş bitti. Bozuluyor diyorsun. Bozuldu, yani şimdi ben de şuradan dolayı biraz endişelerim arttı. Yani şimdi MHP kanadı yöneticileri çıkıp her bir açıklamada bu ittifak bozulmadı, bu ittifak yürüyecek, şer güçleri sussun, çenesini kapatsın. Yani sürekli söyleniyor bu. Demek ki hani derler ya duman olmayan yerden ateş, ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bunun gibi algılandı. Efendim gelelim şeye. İstanbul seçimleri. Bir taraftan da Sayın Bahçeli sürekli diyor ki İstanbul seçimleri yenilenmeli. Fakat çok enteresandır. Sayın Binali Yıldırım da şöyle bir ifade kullandı. Ben kaybedilmiş bir seçimin peşinden gidecek kadar bir şeyde değilim. Durumda değilim dedi. Alçalmadım. Alçalmadım dedi. Çok net bir ifade. Bana göre de yakışan bir ifade. Yani çünkü oradan aldığınız söze baktığın zaman ben bu seçimi kaybettim. Bu seçimin galibi Ekrem İmamoğlu'dur. Onun peşinden gitmenin bir anlamı yok. Yoktur. Siz nasıl algıladınız? Öyle tabii. Yani orada Binali Bey'i geçmişte başbakanlık yapmış. Yıllarca bakanlık yapmış. Bir meclis Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanlığını yapmış birisi olarak takdir etmek lazım. Bir seçime girilmiştir, bitmiştir. Şimdi bu işin uzatılmaması lazım. Ya o kadar saçma şeyler söyleniyor ki hukuk, hiçbir hukukçunun savunabileceği şeyler değil bunlar. Hangi bakın siz bu kadar program yapıyorsunuz. Bunu bu konuyu takip eden, bilen bir insansınız. Nedir AK Parti'nin İstanbul seçimi uzatılsın konusundaki tezi? Ne olmuş? Anlayabildik mi? Mümkün değil. Yani somut olarak bu uzatılsın derken neyi kastediyorlar? Hiçbir şey yok. Böyle hissediyoruz. Şey yapılması lazım. İptal edilmesi lazım falan filan. Yani sadece ya bu. Söylemlerin arkasından böyle, bir şey çıkmıyor. Evet, böyle hissetmekle sen öyle istiyorsun diye seçimler iptal edilir mi? Ve YSK'nın şimdiye kadar bu konuda iptal etmemesi yani onları görüşmüyorum demesi gerekirdi. Bunu yapmaması da çok büyük bir ayıptır. Bu kadar uzatması. Evet. Yani Türkiye'yi bu kadar belirsizliğe bir sokması. Bir baskı var anlaşılan. Bakın seçimden önce dolar neydi şimdi kaç oldu? 5.97 6'ya geldi. Yani evet yani bunlara niye fırsat veriyoruz ya? Bu memleketin
Başka sorunları var. Bu memlekette 8 milyon civarında işsiz var. Bunların çoğu genç. Bu memlekette iş meselesi, aş meselesi, tencere meselesi. Tencere kaynamıyor. Büyük bir sıkıntı. Bunları görmemiz lazım. Yarın daha kötü olacak. Bakın bu sene geçen seneden kötü. Geçen sene ondan önceki seneden kötü. Gereken yapılmıyor. Türkiye yönetilmiyor, iyi yönetilmiyor. Gerekenler yapılmıyor, yapılması gerekenler yapılmıyor. Hep söylüyorum, acil bir ekonomik krizle ilgili önlem alınması lazım. Acilen yapısal reformlarımız var, bunlarla ilgili yapılması gerekenler var, yapılması lazım. Türkiye siyasi bir krizde aynı zamanda, sadece ekonomik kriz değil. Siyasi bir krizde, sistem krizi var artık, sistemi çalışmıyor. Şu anda mecliste herkes AK Parti'den ayrılsa, bir tane adam kalmasa, AK Parti'de başka partilere geçseler, yeni partiler kursalar. Evet, netekim var gündemde. Hükümetin yani iktidarın durumu ne olur? Devam ediyor. Yani tabii mecliste bir sisteme göre devam ediyor. Olmayan, mecliste bir bağlantısı olmayan AK Parti ile, yani şu andaki iktidar partisi olması gereken partiyle bir bağlantısı olmayan bir hükümet bu. Evet, İktidar bu. Böyle bir şey olur mu? Nasıl bir sistemdir bu? Bakanlar atanmış bakanlar. Seçilmiş değiller. Atanmış bakanlar. Güven oyu almıyor. Meclisten güven oyu almıyorlar. Meclise hesap vermiyorlar. Meclis onları denetleyemiyor. Öyle bir sistem getirdiler ki. Kağıt üzerinde öyle görünüyor ama sistem onları denetlemiyor. Tarafsız olması gerekiyor bu atanmış bakanların. Seçilmemişler, atanmış ve siyasi değil bu bakanlar. Tarafsız olmaları gerekiyor. Seçimlerde at koşturdular, seçimlerde her taraftaydılar, propaganda yaptılar, devlet gücünü kullandılar. Böyle bir sistem olur mu? Yani evet, çok çelişkili bir sistem. Sistem de tıkanmış vaziyette, anormal bir sistem oldu. Cumhurbaşkanı tarafsız olma konusuna yemin etmiş, yemininde var tarafsızlık. Cumhurbaşkanı devlet imkanlarıyla, Cumhurbaşkanı'nın imkanlarıyla, uçağıyla, arabalarıyla, her türlü parasıyla, devlet kurumlarıyla vesaire seçimde kampanya yaptı. Evet. Televizyon filmleri yapıldı. Seçim yani, yasaklarının girmesine rağmen yapıldı. Evet, seçim yasakları olmasına rağmen bunlar yapılabildi. Yani böyle sistemin olmadığı, ahlakın olmadığı, etiğin çöktüğü bir sistem kuruldu. Peki. Bu da çalışmıyor artık. Bunu da düzeltmek gerekiyor. Şimdi bunları görmemiz bu lazım. Bağlamda Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türkiye İttifakı demesinin altında bu gerçekler mi yatıyor sizce? Yoksa başka bir sebep mi var? Yani ne olabilir? Bakın, yani samimi olarak bunu bir yorumlasanız. Yani acaba orada, Cumhurbaşkanı bunlar görmüş müdür? Ya gitmiyor, etmiyor. Yani kendi iç dünyasında konuşup, tartışıp. Ya biz bunu ne yapalım, tatlıya bağlayalım. İşte FETÖ olayında da Allah'ım affet beni dedi. Kendini affettirdi olarak görüyor. Ha, bunda da bir hata yaptım. İşte olmuyor, böyle gitmiyor. İşte ekonomi battı, uluslararası itibar sıfırlandı. İşte şehit cenazeleri geliyor. Ben Türkiye İttifakı'yla, ben bir kucaklaşayım. Samimiyetini hiç algılayabiliyor musunuz? Ben de bir soru sorayım o zaman. Tabii buyurun. Şimdi diyelim ki YSK, hiçbir gerekçesi yok ama, hukuki gerekçesi yok. Seçimi İstanbul seçimini iptal etti, yenilendi. Biz tekrar kazandık. Buradan kim zararlı çıkar? İktidar çıkar, Türkiye İktidar. Çıkar. İktidar zarar eder, Türkiye zarar eder. Tabii Türkiye'nin ki. Zarar İtibar etmesi zarar. Erdoğan'ı en fazla sıkıntıya sokar. Tabii ki. İstanbul seçimlerini yeniletmek isteyenler kimler? Erdoğan'dan daha fazla bu konuyu gündeme getirenler, koşturanlar. Hangi gruplar? AK Parti içerisinde kimler? AK Parti'nin kimler? İçinde bir grup var. İktidara mensup olanlar kimler? Yani şöyle mi? O zaman Sayın Tayyip Bey'in temizlemek isteyip de temizleyemediği bir türlü FETÖ terör örgütünün uzantıları çalışmaya devam mı ediyor? Bilmiyorum. Onlar ortaya çıkarsınlar. Bunu isteyenler FETÖ'cü mü? Ama çok kendi bir önemli bir tespit sizin. Bir grup mu? Ya grupları... yoksa şu andaki iktidarın ortağı olan bir parti mi? Bunları çok iyi görmeleri lazım. Evet. Bakın efendim, seçimi tekrarlattılar. Ve kaybettiler. Şimdi, kazanıp kaybetmenin de çok önemi yok. Türkiye kaybedecek. İktidar yıpranacak orada. Yani. En başta Erdoğan yıpranacak. Kaybedecek. Her halükarda kaybedecek. Her halükarda kaybedecek. Kim zorluyor bunu?
İşte kendi içinde bir gruplar, belli gruplar ve MHP daha çok istiyor. Evet, bunlara dikkat edilsin. Evet, burada bir şey daha var efendim. Sayın Davutoğlu bir açıklama yaptı. Evet. Belli maddeler halinde AK Parti'yi ciddi bir şekilde eleştirdi. Madde madde eleştirdi. Arkasından da Sayın Cumhurbaşkanı cevap verdi. Bunların yenilir yutulur tarafı yok dedi bu açıklamaların. Kabul edemeyiz dedi. Basına da şu haberler düştü. İşte Davutoğlu'nun yeni kurmak istediği partiyle alakalı 30'dan fazla milletvekili bölgelerinde çalışmaya başladı. Hatta kimdi? 50 milletvekili diyor. Yani böyle bir şey siz tanık oldunuz mu? Yani basında oku, yani meclisin için, gerçi meclis de kapalı ama kulislerden size gelen bilgiler bunu doğruluyor mu? Biz de benzeri duyumları alıyoruz. Yani AK Parti içerisinde büyük bir sıkıntı var. Sıkıntı olması lazım zaten. Yani Türkiye bu kadar sıkıntılıyken yönetilmiyor, devlet erkanına linç girişiminde bulunuyor, bunu normalmiş gibi göstermeye çalışıyorlar. Uluslararası çapta bakın biz Suriye'de masaya oturma şansını kaybettik. Daha oturup da Suriye'nin yarını ile ilgili biz karar verme şansını kaybettik. Biz Avrupa Birliği'ni kaybettik. Biz Rusya ile, bakın Rusya biliyorsunuz Kırım bizim için şeydir, özerk olması gereken çok önemli bir konudur. Kırım Türkleri, Kırım'ın özerkliğini biz hep savunduk. Şimdi Kırım Rusya tarafından ilhak edildi biliyorsunuz. Evet. Biz de orada bir işgalci güç olduğunu söylüyoruz. Kırım'da Ruslar tarafından. Kırım'da bir cami açılışı söz konusu oldu. Bizimkiler yaptırıyor bir taraftan da. Bu davet etti caminin açılışına Sayın Erdoğan'ı. İşte seçimler var vesaire gerekçesiyle gitmedi. Şimdi o zaman dedi ki iptal ediyorum ben açılışı. Haziran'da yapacağım dedi caminin açılışını. Şimdi 21 Haziran'dı galiba caminin açılışı var. Gitsen Kırım'ın Rusya tarafından ilhakını yani mevcut statüsünü kabul etmiş olacaksın. Şimdiye kadar kendi tezlerini inkar etmiş olacaksın. Kırım'ın özellikleriyle ilgili tüm şeyi şimdiye kadar kenara atacak. Söylemini, politikalarını kenara atmış olacaksın. Gitmese? Sıkıştırılıyor. Gitmese ayrı. Zaten şimdiye kadar Rusya bize biliyorsunuz uçak hadisesinden sonra biz her türlü tavizi verdik. Bedel ödedik. Onların en ufak bir şeyi yok. Hala Rusya'ya vizesiz gidemiyorsunuz. Evet. Herkes için var. Yani domates ihracatımıza bile kota koydular. Et almazsanız onu da tarım göçtü bize. Yani satışlarımız düştü. Rusya karşısında elimiz kolumuz bağlı. Amerika karşısında bağlı. Adım attırmıyorlar. Avrupa Birliği karşısında öyleyiz. S-400'ler bir bela açtı. Ondan S-400, sonra F-35'ler bir sorun açtı. Ayrı sorun bütün bunlar. Kıbrıs'la ilgili olarak doğalgaz ve petrolle ilgili olarak oradaki büyük bir sıkıntı içerisindeyiz. Amerikan şirketleri, İsrail vesaire birleşmiş vaziyette her şeyi yapıyorlar. İsrail bu arada tuttu biliyorsunuz Kudüs'ü başkenti ilan etti. Ardından Golan Tepelerini de ilhak ettiğini resmen açıkladı. Ona da bir şey yapamadık. Hiçbir şey, yani sadece konuşmaktan başka hiçbir şey yapmıyoruz. Bitti gitti. Her şey oluyor bitiyor. Biz sadece konuşuyoruz. O da içeriye yönelik konuşuyoruz. Yani kalkıyor bizim Cumhurbaşkanımız Erdoğan içeriye yönelik gaz alma konuşmaları yapıyor. Dışarıda kimsenin Erdoğan bunu söyledi bunu söyledi umrunda değil. Ya Erdoğan son 5 aydan beri, Cumhurbaşkanımız Erdoğan son 5 aydan beri 5 kere birkaç güne kadar Suriye'ye giriyoruz diye açıklama yaptı. Kimin aklında 5 kere açıklama yaptı, giriyoruz diye. Suriye'ye giriyoruz birkaç güne kadar. Askeri biz oraya gönderdik. Askerle ilgili gereken levazımı yiyeceğine kadar aldık. Ama giremedik. Kaç kere de giriyoruz dedik. Bakın. 90'lı yıllarda biliyorsunuz bizim Körfez bir generalimiz kuvvet komutanı değildi. Ordu komutanımız kalktı dedi ki Atilla Paşa Hatay'da Suriye dedi APO'yu bırakmazsanız dedi gireriz dedi Suriye'ye dedi.
Apo'yu gönderdiler biliyorsunuz Suriye'de. Bir komutanın Bir ordu söylemiydi, değil mi? komutanımızın söylediği bir söz üzerine Suriye, ki o zamanın güçlü Suriye'si, onu gönderdi. Apo'yu çıkardı. Şimdi Cumhurbaşkanı söylüyor. Kimse ciddiye almıyor Kimse ciddiye diyorsunuz. almıyor ya. 5 kere söyledi biz Suriye'ye gireceğiz diye. Kimsenin ciddi. Giremedin zaten sonuçta, giremedin. Yani Yani iyi hesap plan yapılmadan söylenen uluslararası sözler çapça bir ciddiyetimiz skandal yok. oluyor. Sadece iç politikaya yönelik. Burada o imansız, idraksız insanlar var ya, bazı akıllarını yemiş, imansız ve idraksız, tekrar söylüyorum, insanların dışında Erdoğan'ın söylediklerini ciddiye alan kimse kalmadı. Evet, çok üzücü bir durum. Ya Yani Türkiye olmaz mı? adına Türkiye ne gerçekten hale geliyor? Bakın, yani gittikçe daha fazla endişelenmemek mümkün açlığa, değil. ya Türkiye'de bir tane devlet fabrika açamıyor artık, açamıyor. Eğer Türkiye'de paranız varsa Türkiye'de durmuyor, paranızı yurt dışına gönderiyorsunuz. Türkiye'de döviz mevduatları, Türk lirası mevduatlarını geçti. Evet. Anormal artık, Türkiye yönetilmiyor. Niye? Bu kafalar yüzünden yönetilmiyor. Aslında konuşulması gereken en önemli Aç, konular işsiz bir ekonomi, memleket olduk. işsizlik, evet, hayat pahalı. Efendim, tabii bize ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Az bir süremiz kaldı, 5 dakika gibi. Yarın belediye başkanlarıyla bir toplantınız var. Evet. Tüm belediye başkanları geliyor. Geçen hafta 11 büyükşehir belediye başkanı geldi. Nasıl bir politika izliyor Cumhuriyet Halk Partisi? Sanki biraz daha dersine iyi hazırlanmış. Belediyecilik, toplumsal hizmetleri biraz daha şeffaf bir hale mi getirmeye çalışıyor? Evet, şimdi yine büyük bir yanlış yapıyor iktidar. Mümkün olduğunca bizi belediyelerde adım attırmamaya, hizmet verdirmemeye çalışıyor.